Efendim Osmanlı-Rus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye savunmasının 147. yıl dönümü kutlanıyor. On binler şehit olan yaklaşık 500 kişiyi almak için şu an Aziziye tabyalarında. Detayları da muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan aktaracak. Yüksel, bir önceki saat diliminde yürüyüşteydiniz. Şimdi tabyaların önündesiniz. Neler aktaracaksın? Notlarını paylaşır mısın lütfen? Evet Mehmet Derinda, senin de söylemiş olduğun gibi bir önceki yayında Kars Kapı Şehitliği'nden başlayan yürüyüş yaklaşık 4 kilometre sonrasında Aziziye tabyalarında son buldu. Şu an itibariyle bizler de 147 yıl önce destanın yazıldığı o Aziziye tabyalarındayız. Bulunduğumuz bu alanda on binlerce Erzurumlu, gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına, birçok Erzurumlu bu noktada. Tabii şu an itibariyle o dönemde 147 yıl önce neler yaşandığı bu noktadaki vatandaşlara anlatılmıştı. O konuşma gerçekleştiriliyor. Biraz sonrasında ise yine Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Ardından dualar okunacak ve Mehteran takımının gösterisi gerçekleşecek. Ve biraz sonra ise yine Aziziye tabyasının içerisinde bulunan Nene Hatun'un kabri ziyaret edilecek, dualar edilecek. Bizler şu anda yine o 147 yıl önce yapılan çağrı tekrarlanıyor. Herkes askerlerimizin yardımına koşsun, vatanını seven yetişsin. Evet işte Erzurumlular 147 yıl önce bu çağrıyı duyduktan sonra Aziziye tabyalarına akın etmişti. Bu noktada 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye tabyalarındaki askerlerimizin yardımına koşmuştu ve bu noktada kahramanlık destanı yazılmıştı. O destanın üzerinden 147 yıl geçti ancak şehitlerimiz unutulmadı, o zafer unutulmadı. Bugün itibariyle de yine Erzurumlular tarihin izinde vefa yürüyüşü gerçekleştirdi ve Aziziye tabyalarına yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından bu noktaya ulaştı. Tabi bu noktada çeşitli etkinliklerle yine anma törenleri düzenlenecek. Ardından o zafer kutlanacak. Şöyle etrafı da gösterebilirse kameraman arkadaşım, dev Türk bayrakları açılmış durumda. Yine vatandaşların ellerinde de ay yıldızlı bayrağımızı görebiliyoruz. 7'den 70'e herkes şu an itibariyle Erzurum'da Aziziye tabyalarında 147 yıl önce bu noktada yazılan o kahramanlık destanını anmak için bu noktada. Tabii o destanın en önemli figürlerinden birisi, halk kahramanlarından birisi de Nene Hatun'du. Nene Hatun'un torunları bugün itibariyle şehitlerimizi unutmadı. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda bu noktada Aziziye tabyalarında destanın yıl dönümünde anma törenleri düzenleniyor. Bir tarafta yine tarihi canlandırma bu noktada gerçekleştirilecek. O dönemde Nene Hatun'un temsili canlandırmasını gerçekleştiren Osmanlılık bu noktada o temsili canlandırma da gerçekleşecek. Hazırlıklar yapılmış durumda. Şu an itibariyle o dönemdeki yaşananlar anlatılıyor. Tabii bir taraftan da Mehteran takımının hazırlıkları yapılmış durumda. Mehteran takımı da yine bu noktada gösterisini gerçekleştirecek. Bizler şu anda Aziziye tabyalarındayız. 147 yıl önce bu noktada kahramanlık destanı yazılmıştı. Erzurumlular sabah 06.30 itibariyle şehir merkezindeki tüm camiler yapılan o tarihi çağrının ardından Aziziye tabyalarına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Hava oldukça soğuktu. Yine o dönemin şartlarını hissedebilmek amacıyla soğuk havada olsa yine Erzurumlular, Nene Hatun'un torunları da daşlar yürüyüşünü gerçekleştirdi. Şu an itibariyle kameraman arkadaşım Ömer Faruk Tavlaşoğlu da ekranlarınıza getiriyor. Bu noktada Nene Hatun'un torunlarını görebiliyorsunuz. Ehram, Erzurum'un yöresel kıyafeti, ehramını giyen teyzelerimizi, ninelerimizi bu noktada görebiliyorsunuz. Onlar bu yaşına rağmen yine Aziziye destanının yazıldığı bu noktaya geldiler, Aziziye tabyalarına geldiler. Ve şu an itibariyle de bu noktada o dönemde yaşananlar anlatılıyor. Biraz sonrasında ise şehitlerimiz için Kur'an tilaveti yapılacak, dualar okunacak. Ardından Mehteran takımının gösterisi gerçekleşecek. Nene Hatun'un kabri ziyaret edilecek. Şu an o noktaya geçemiyorum. Nene Hatun'un kabrini de göstermek istiyorum ancak çok yoğun bir kalabalık var. Şöyle kameraman arkadaşım gösterebilse 7'den 70'e herkes bu noktada, binlerce Erzurumlu sabah saatlerinde sabah namazını eda ettikten sonra tüm camilerden yapılan o tarihi çağrının ardından Kars Kapı Şehitliği'nde toplandı. Ardından yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şu an itibariyle o kahramanlık destanının yazıldığı Aziziye tabyalarındayız. Tabii o dönemde
Erzurum Anadolu'nun en önemli kalelerinden birisiydi ve bu noktada Osmanlı-Rus Harbi'nde büyük bir destan yazıldı. Tabyalarda Rus askerlerinin, Ermeni çetelerinin baskını sonrasında şehitlerimiz vardı ve Ayaspaşa Camii'nden yükselen o tarihi çağrının ardından Dadaşlar tabyalara askerimizin yardımına koşmuştu ve bu noktada bir zafer elde edilmişti. Şehitlerimiz unutulmuyor. Şehitlerimiz için bugün itibariyle anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti yapılacak, ardından dualar okunacak. Şu an itibariyle bu noktada şöyle tekrar gösterebiliriz aslında kameraman arkadaşım. O dönemi yansıtan bir görüntü. Tahmin ediyorum ki 80-90 yaşlarında bir teyzemiz Ehram, Erzurum'un o yöresel kıyafeti ehramını giymiş, elinde Türk bayrağı ile birlikte bu noktaya geldi ve şu an itibariyle de o dönemdeki halk kahramanı Nene Hatun'un tarihi canlandırması gerçekleştirilecek ve birazdan o görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii bu nokta oldukça önemli. Erzurum'da aziyet tabyaları 147 yıl önce o destanın yazıldığı nokta. Bizler de haber ekibi olarak sabah saatlerinden itibaren bu destanın yıl dönümünü ekranlara taşıyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu noktada yürüyüş aziyet tabyalarında son buldu ve şu an itibariyle Nene Hatun'un o dönemde yapmış olduğu konuşma, vatandaşlarımızı, Erzurumluları bir araya topladıktan sonra aziyet tabyalarına doğru askerimizin yardımına koştuğu anlar canlandırılıyor. 17'inde bir oğlan çayırlarda güreşir, bizi daha peşirdi. Oy, zalim yıllar oy, Ermeni çetelerinden rahatımız yok. 93 harbini bilir misiniz? Düşman Kars'a dayanmış, erim kardeşim askerde, Kars vermirik diye direnirler. Ama olmadı, asker geri çekildi. Mecbur. Asker geri çekilince biz neydi? Evimizi, tarlamızı, tüten ocağımızı bırakıp göç ettik köyden Erzurum'a. Çok geçmedi. Bir gece kapı çaldı. Bilirim o vakit çalan kapıdan hayırlı haber gelmez. Baktım kardeşim Hasan Yararı. Gavurun tohumlar Erzurum tabyalarına girmişler. Ermeniler hainlik etmiş, düşmanla birleşmiş. Sabaha kadar bekledim kardeşimin başında. Oyalı al yazma Balkanlara bulandı Hasan'ımın kanına. Bekledim ki gözünü açsın. Bekledim ki bunların hepsi Karabasan olsun. Bekledim ki sabah ezanı okunsun. Ama o sabah camiden ezan değil, cihat çağrısı duyuldu. Evet, bu noktada Nene Hatun'un temsili canlandırması yapılıyor. Tabi Nene Hatun'un torunları şu an itibariyle. Geçişin askere yardım edin, vatan elden gidir Mehmetçik darda. Beşikteki babama baktım. Evet, şu an itibariyle Nene Hatun'un temsili canlandırması gerçekleştiriliyor. Tabi o dönemde Nene Hatun kundaktaki çocuğunu bırakıp aziyet tabyalarına gelmişti. Çocuğum anasız yaşar ancak vatansız yaşayamaz diyerek bu noktada mücadele etmişti. Bugün de 147. yıl dönümünde Nene Hatun'un torunları aziyet tabyalarında anma törenleri gerçekleştiriyor. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Anasız büyür.